hoş geldiniz yayınımıza. HT Sağlık'tan hepinize merhaba. Yıllar süren hafta sonu yayıncılığımızı hafta içine taşıdık artık. Neden haber yoğunluğu arasında biraz da sağlık modası verelim dedik. Hani hep diyoruz ya her şeyin başı sağlık, her şeyin başın sağlık diye. İşte hani onu birazcık gerçekleştirmek istedim. Bakalım neler olacak. Yeni gelişmeler, yeni araştırmalar, doğru bildiğimiz yanlışlar hepsini programımız içerisinde bulacaksınız, göreceksiniz. Bugün mesela kalp sağlığımızla ilgili konuşacağız ve son aylarda kalbimizi rahatsız eden neler var? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Yeni araştırmalar neler söylüyor onları göreceğiz. Ben söyledim ama aslında bir de tanıtmamız vardı. Hadi tanıtmamızı izleyelim sonra da konularımızın detaylarına geçelim. Omega 3 kullanımı kalp açısından gerçekten yararlı mı? Kan sulandırıcılar konusunda elimiz geçmişe göre daha mı rahat? Kan basıncımız kaç olmalı? Bu konuda hedef değerler açısından uzlaşma var mı? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Kalp damar hastalıkları dünyada salgına dönüşmüş ve öldürücülüğü en yüksek hastalık grubu olarak biliniyor. Bu konuda bir kendi yaptığımız hatalar var. Kendi elimizle davetiye çıkarıyoruz bu hastalıkların çok büyük bölümüne. O konuda biz sizleri sadece uyarabiliriz sevgili seyirciler. Bundan daha fazlasını yapamayız. Çünkü o iş size düşüyor. Bir de yeni gelişmelerden haberdar etmemiz gerekiyor. Programımızın en önemli görevlerinden biri bu. İşte bunu yapmaya çalışacağız. Özellikle de bugün. Hatta son aylardaki gelişmelerden haberdar etmeye çalışacağız sizi. Konuyla ilgili çok değerli bir isimle birlikteyiz. Profesör Doktor Hakan Karpuz'la. Kendisi kardiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Şimdi seyircilerimiz diyecekler ki Ceyda Erenoğlu yanlış söyledi bu unvanı. İlk defa doğru söyleniyor. İlk defa doğru söyleniyor çünkü evet, bazı doğru. Değişiklikler var. Tek cümleyle ne diyor? Doğru. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa artık ayrı bir üniversite. Oranın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Peki. Yani bildiğiniz Cerrahpaşa ama biraz isim değişikliği daha zengin gösteriyor böyle. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Uzun zaman sonra sizi görmek ne güzel. Şimdi 2018 yılında yapılan bir araştırma var. Hemen girmek istiyorum. Tabii çünkü haber de. Kanalındayız ne olur ne olmaz tabii diye ki. Biliyoruz. Bu araştırma 80 bin hastayı ilgilendiren bir meta analiz. Siz belki de anladınız şimdi neden bahsedeceğimi. Tabii. Yaşlı kişilerle grip aşısı arasındaki ilişki. Kalp sağlığını ne derece ilgilendiriyor ve ne gibi bilimsel sonuçları var istiyoruz ki bu programda bilimsel verilerden bahsedelim. Bakalım neymiş gerçekler. Bilimsel görelim. Verilerden ama böyle çok sizin de sevdiğiniz gibi pratik, evet. Basit öyle bakalım. Çünkü bu grip aşısı özellikle aşı çok tartışılan bir konu oldu. Yapalım mı yapmayalım mı? Yaşlı hastalar, hani siz de biliyorsunuz bununla ilgili polemikleri. Buna söylediğiniz rakamlar 80 bin kişi ki bildiğim kadarıyla Bayburt iline eşit bir rakam. Doğrudur. Eğer siz yaşlı hastalarda, hele ki böyle kalp problemi var, kalp yetmezliği gibi bir problemi olan bir hasta varsa aşı yaptırın. Varsa yakınınız lütfen tavsiye edin. Hı hı. Çünkü bunu yaptırdığınız zaman hem hastaneye yatışları azaltıyorsunuz hem de ölümleri azaltıyorsunuz. Evet. Ve bu sadece grip mevsiminde de değil Ceyda Hanım. Bunu senenin geri kalan kısmında da sağlıyorsunuz. Hiç detaylara girmeyeyim. Direkt özet. Eğer yaşlı bir kalp yetersizliği hastanız varsa, yaşlı bir hastanız varsa, grip aşısı için özel bir yapmama nedeniniz yoksa, enfeksiyon hali veya benzeri, lütfen aşı yaptırın faydalı. Peki, şimdi bir başka konudan, efsaneden bahsetmek lazım. Ne diyoruz? Asetil salisilik. Yanlış söyledim mi, doğru mu söyledim? Devam edin, bitirin. Asit, etken maddeli. Asetil salisilik, asit, etken maddeli. Evet, etken yani maddeli. Yani bildiğiniz ilaç. Aspirin, şuna evet, tam şey. Evet, evet, artık bir şeye dönüşmüş durumda. Hani bir kağıt mendil markası vardır. Aynen onun öyle. Gibi olduğu için evet. Artık böyle kabul ediliyor, böyle telaffuz ediliyor zaten. Çalışmalar var onunla ilgili. Çok. Önemli çalışmalar çok var. Önemli ve bazı çalışmalar. Doğru bildiğimiz şeylerin aslında doğru olamayabileceğini gösteriyor. Şimdi bu noktada da o en son bilgileri alalım. Ne diyor? Önce şunu söyleyeyim. Yani hakikaten yıllardır aspirin çok sık kullandığımız, hemen hemen herkesin bir şekilde kullandığı, kalp hastalarında çok fazla kullanılan bir ilaç. Doğru. O araştırmalara girmeden önce çok klasik olan bir bilgiyi söyleyeyim. İnsanlarda herhangi bir soru işareti kalmasın. Şimdi biz biliyorsunuz korumayı ikiye ayırırız. Birisi hastalanmadan önce hastalanmasını engellemeye çalışmak. Yani birincil koruma diyoruz. Evet. Bir de hastalanmış mesela miyokard enfarktı geçirmiş, kalp hastalığına yakalanmış. Bunların ölümlerini azaltmak veya hastalıklarının ilerlemesini azaltmak için yaptığımız korumaya da ikincil koruma evet. diyoruz. İkincil koruma için aspirinle ilgili bir tartışma yok Ceyda Hanım. Buradan izleyen herkes bilsin ki eğer bir kalp hastalığı varsa ve de aspirin alıyorsa burada şüpheye yer yok. Devam etsinler asetil salisilik asit almaya. Ne olur aspirin diyeyim, çok uzun geliyor öbürsü.
aspirin almaya devam etsinler. Burada problem yok. Birincil korumada? Birincil korumada işte orada biraz böyle eski bildiklerimiz sarsılmaya başladı. Onun da özetini yapayım size. Epeyce bir 10 kadar çalışmanın meta analizi bu. Yani evet, böyle 110 bin kişi, 117 bin kişi üzerinde yapılmış. Bunlar birkaç yıllık araştırmalarda değil, hayır, değil mi? Birkaç aylık araştırmalar. Hayır, çok uzun takiplerle yani, uzun takiplerle birkaç yıl, aylığı da evet, geçen takipler. Görülmüş ki eğer sizin belirgin bir kardiyovasküler hastalığınız yoksa veya olmanız için çok fazla risk faktörünüz yoksa, o zaman deniliyor ki belki vermek vermemekten daha kötü olabilir. Hı. Biliyorsunuz her zaman için bir kanama riski var. Yani özetleyecek olursam, ikincil koruma, kalp hastalığınız var, tartışmayın. Birincil korumada eğer herhangi bir yüksek riskli bir durumunuz söz konusu değilse, kalp hastalığı, kalp hastalığınız yok veyahut da diyelim ki mesela diyabetiksiniz, kan yağlarınız yüksek, hipertansiyonunuz var, sigara içiyorsunuz, bunlar çok fazla, bunlar da kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında galiba eskisi kadar elimiz rahat değil. Vermeden önce iki kere düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum, çok yüksek riskiniz yoksa birincil korumada, yani hastalığınız olmadan önce aspirin vermenin büyük bir anlamı yok. Bir şey daha ekleyeyim veya müsaade edersiniz. Eskiden herkese 100 miligram veriyorduk biliyorsunuz. Şimdi o da tartışmaya açıldı. 70 kiloya kadar olanlarda bir problem yokmuş ama 70 kilonun üzerinde 100 miligram da yetersiz olabilir düşüncesi var. Toparlayayım. İkincil koruma evet. Birincil korumada çok riskliyseniz yine evet, ama çok riskli değilseniz almanızın almamanızdan daha kötü olduğunu gördük. O yüzden şimdilik aspirini eskisi kadar herkese vermeyelim diyoruz. Peki. Şimdi konuşulan, tartışılan konulardan biri de şu omega 3 yağ aspirinleri. Meşhur omega 3'leri. Değil mi? Çünkü belki binlerce araştırma var ve bugüne kadar çok var. Hani kalp krizleri üzerinde, kalp sağlığımız üzerinde, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen, çok önemli etkileri, yararlı etkileri olabileceğini de göstermişti. Belki karşı araştırmalar da vardır ama şimdi sizin söyleyecekleriniz, açıklayacaklarınız önemli. Sağlık açısından olmazsa olmaz görülen omega 3 tanıtımımızda da az önce gösterdiğimiz gibi acaba düşünüldüğü kadar yararlı mı? Bunu size soracağım. Eğer bazı çelişkili durumlar varsa da nedenini öğrenmek isteyeceğim tabii. Çok net sordunuz. Ben bile imtihanda bu kadar net sormuyorum. Hemen cevap veririm. Şimdi omega 3 evet, yıllardır tartışıyoruz nasıl olsun nasıl olmasın diye. Ben size önce teorik cevap vereceğim, sonra da pratik olarak kendi bakış açıma yansıtacağım. Önce son çıkan, hatta aspirin de içinde bulunduğu Ascent diye bir çalışma yapıldı. Evet. Böyle çalışmaları da söylüyorum ki hani bunlar havada kalan şeyler, ciddi şeyler. Zaten halk da yeterince bu konuda bilinçli. Bu çalışma bakın çok enteresan, 15 bin kişi üzerinde yapıldı. Az bir rakam değil. 7,5 yıla yakın takip oldu. Bu da çok uzun süre bir takip. 1 gram insanlara omega 3 verdiler. Burada bir detay verebilir miyim? Lütfen. Bu araştırmada diyabet var bu kişilerde, evet, ama kalp hastalığı yok. Bir sonraki cümlem öyleydi. Kalp hastalığı yok, diyabet var ve riskli bir grup. Çıkan sonuç kardiyak açıdan, kalp açısından çok büyük faydalar sağlamıyor dedi. O zaman biz bunu düşündük, ne oluyor diye. Belki bir doz problemi var. Çünkü sonrasında bir yayın çıktı, daha bir hafta bile olmadı. 4 gram alırsanız azaltabilir diye. Ama kabaca bugün için aldığımız o 1 gramlık omegalı 3'lerin kalp açısından bir faydası olmadığını gördük. Ama şurada şunu hemen ekleyeyim. Kişisel kanaatimi söylüyorum. Bazı şeyleri doğal alırsanız, doğal yolla elde edersiniz, belki öbür türlü aldığımızdan daha faydalı olabilir. Ne yiyelim? Ceviz mi yiyelim? Balık. Somon mu yiyelim? Balık. Yani 4 tarafı denizlerle 3,5 tarafı diyelim. Ama buna rağmen hani biliyorum bazen ilaç almak daha ucuza gelebilir. Ama balığı alın, doğal bir şekilde yiyin. Ve bazı şeylerin doğal alımı öbür türlü alımından daha yetki gösterebiliyor. Sonuç, bugün için aldığımız o 1 gram omega 3'lerin herhangi bir yararı olmadığı, kardiyovasküler açıdan ama kalp açısından konuşuyorum, olmadığı gösterildi. Ama belki biz bunları doğal yolla tüketmeye devam edersek, çünkü doğal yolla aldığınız zaman sadece omega 3 de almıyorsunuz, diğer faydalı şeylerin de, balık ve hani deniz ürünlerinin, deniz ürünlerini demeyeyim, sadece balık diyeyim, aklım yine karidese gitti. ama gerçekten bunu bu şekilde yapın. Fakat bana teorik olarak soruyorsanız, bugün için bu bilgilerle aldığımız omega 3'ün bu dozda faydası kardiyovasküler açıdan yok. Hakan Bey, bunlar, bu anlattıklarınız çok kafa karıştırıcı değil mi? Şimdi biraz bir örnek vereyim. Benim anneannem cahil bir kadın değildi ama gazetede okuduğu haberlere, televizyonda izlediği haberlere inanırdı. Sonra bir yıl ya da iki yıl sonra o inandığı şeylerin aksini iddia eden araştırmaları
ya da ispatlayan araştırmaları çok kızarak ve zorlukla kabulleniyordu. Çok haklı. Şimdi televizyon başındaki seyircilerimiz için de aynı şey geçerli. Doğru. Belki bizim için, hatta belki sizin için. Ne yapacağız? Doğru. Şöyle, bakın, bilim böyle bir şeydir. Araştırmayı yapar, sonucunu verir. Eskiden yapılan araştırmaların belki aynı metodolojiyle yapılmamıştır, belki farklı molekül kullanılmıştır, belki hasta grupları farklıdır. Bugün için söylenen omega 3 kötü denmiyor. Söylenen çok açık ve net. Sizin dediğiniz gibi diyabeti olan hastalar, kalp hastalığı evet. olmayan gruplar, bir gram verirseniz kardiyovasküler açıdan herhangi bir faydası yok diyor. Ama bu omega 3'ler çok faydasız anlamına gelmiyor. Sadece beklenen faydayı sağlamadı deniyor. Türkçesi doğal yollarla yiyin. Anneanneniz de, büyük anneniz de mutlu olsun. Hepimiz mutlu olalım çünkü en doğrusu bu. Şimdi doğal yollarla yiyin deyince de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hani her şeye itiraz ediyor, bir görüntü sergilemek istemem ama o zaman da deniyor ki mesela, ya şimdi evet almışsın ama daha fazla tüketmen gerekirdi. Ya da hani bunun ideali ne olacak? Mesela ben haftada kaç gün ne kadar büyük anneniz balık mi soruyor yemek bu soruyu? İsteyeceğim. Çok doğru bir soru çünkü. Genellikle... Ben de merak ediyorum. Ben tabii. de soruyorum açıkçası. Şimdi tabii ki bunun tam bir ölçüsünü bulmak Hı-hı. zor. O zaman da balığın cinsinden tutun büyüklüğüne kadar geliyor. Ama kabaca, çünkü bakın çok teorik olduğu zaman insanlar bunu uygulamakta zorluk çekiyor. O yüzden öğrenmek istiyorum. O nedenle benim size içtenlikle bugüne kadar gördüklerimiz, okuduklarımız, araştırmalar ve kişisel tecrübelerimle cevap vereyim. Haftada en az 2 gün balık yemeniz omega 3'le haberlere çok dinlemenizi bile gerektirmez. Büyük annenize şimdiden saygılar. Haftada 2 gün balığını yesin. Ondan sonra bir problem olursa beni arasın. Peki şimdi rahmet diliyorum. Birkaç yıl önce kaybettik kendisini. Canlılar üzerinden gidelim. Şey örnek peki. Yemek yerken hız kontrolü konusuna gelmek istiyorum. O çok önemli. Şimdi sevgili seyirciler, çok acelem var ama şu yemeği hızlı hızlı yiyeyim. Sonra bu bir alışkanlık haline dönüyor. Aslında dönmemesi gerekiyor. Neden? Bence o işe biraz geciktirin ama evet. o yemeği biraz daha ağır yiyin. Çünkü bununla ilgili bizler araştırmalar görüyoruz, duyuyoruz. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Aynen Anlatır öyle. Anlatır mısınız bize? Nedense her konuda çok acelemiz var. Bir tek, yani sağlık konusunda çok bir acelemiz yok. Onun dışında her konuda çok acelemiz yok. Hemen bitireceğiz, hemen hayır, gören de yemeği hızlı bitirip dünyayı kurtaracağız falan zanneder. Alakası yok. Bakmışlar, hızlı yemek yemek, normal hızlı yemek, yavaş yemek. Hani hızın da ne olduğu tartışılabilir ama şu meşhur çiğneme olayı var. Bununla ilgili çok net veriler var. Yemeği ne kadar ağır yerseniz sizin için o kadar az zararlı diyeyim. Metabolik sendrom diye bir şey var biliyorsunuz. Bel çevresi geniş olan kişiler, kan şekeri yüksek falan filan, kan yağları yüksek. Bu açıdan bakmışlar bu insanlara. En az görülen grup, yani kilo açısından olsun, yavaş yiyenlerde. Normal yiyenlerde orta. Yani rakamlarla verecek olursam, diyelim ki çok yavaş yiyorsunuz, yani yavaş yiyorsunuz yemeğinizde, böyle tatlı bir sohbet içerisinde sakin sakin, %2-3'ü geçmiyor metabolik sendrom olma oranınız. Normal hızda yerseniz %6 ama hızlı yerseniz o zaman hem kilo alıyorsunuz hem metabolik sendrom alıyorsunuz ve bu %10'ların üzerine çıkıyor. %12'lere varıyor. Yani yavaş yediğinizle hızlı yemeniz arasında 6 misli fark evet, oluyor. Evet, çok büyük bir fark. Dolayısıyla az yiyin, yavaş yiyin. En sağlıklı pratik öneri bu. Dolayısıyla evet, hızlı yemek, çabuk yutmak, çiğnemeden çok hızlı yutmak sizi metabolik sendromlu yapabiliyor. Bunun da araştırması yapılmış. Ve de bu kişiler, yani böyle birkaç kişi üzerinde değil, 1000'den fazla kişi üzerinde 5 yıl boyunca da takip etmişler. 50 yaş civarı insanlara bakmışlar. O da Circulation 2017 araştırması yanılmıyorsam. Efendim? Öyle mi? Circulation 2017 Circulation araştırması. 2000, Circulation en kıymetli dergiler. Yani ciddidir. Yapılan araştırmalar bilimseldir. Öyle bakayım sen nasıl yiyorsun? Ay yut, aman kuşlar gelir falan, böyle bir şey yok. Ciddi ciddi belli kriterlere göre yapmışlar. Ve bu insanlar da görmüşler ki 50 yaş grubunda özellikle hızlı yemek metabolik sendroma %12, %13 daha fazla yakalanma riski. Bunlar çok önemli yavaş yiyelim efendim. Bilgiler değil mi sevgili seyirciler? Hakikaten hani çok zor olmayan, kolaylıkla değiştirebileceğimiz, basit ama yapmadığımızda çok önemli, çok riskli sonuçları olan şeyler. Çünkü günlük hayatımızda yaşadığımız şeyler. Günde 3 öğün yemek yiyoruz. Evet. Yani bu yemeğin nasıl hızla yenileceği ve bunun sonuçlarının olması bence son derece önemli ve pratik. Çünkü metabolik sendromluysanız kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz çok daha fazla oluyor. O nedenle basit çözümlerle burada önerdiğiniz gibi sonuca gitmek daha faydalı. Peki, çok önemli bir konu daha var. Obezite. Evet. Dünyanın en büyük dertlerinden bir tanesi Doğru. diyelim. Çok büyük bir bela. Doğru. Şimdi obezim ama sağlıklı mıyım?
Sorumuz bu. Bunu. Altının çizilmesi gereken soru bu. Siz detaylarını açıklayacaksınız. 520 evet. bin kişi üzerinde 12 yıl boyunca takip edilen bir araştırma. Yine Circulation araştırması doğru, bu. Doğru, çok ciddi bir dergi. Ondan sonra metabolik olarak sağlıklı obezlerde, hatta fazla kilolularda bile diyor. Evet. Kardiyovasküler risk artmış. Doğru. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şöyle, şimdi bakın geliyor size obez. Hani body mass indeksi, vücut kitle indeksi yüksek, bel çevresi geniş. Ya diyor hani ben kiloluyum miloluyum ama bak kansayım mı hocam diyor. Şekerim normal, trigliseritim normal, kolesterolüm normal. Hiçbir problemim yok diyor. Hakikaten de böyle çarpıcı geliyor. Yapmışlar araştırmasını. Takip etmişler uzun yıllar. Belki o dönemde öyle verilere sahip olabilirsiniz. Ama uzun dönemde siz eğer obezseniz bir şekilde kardiyovasküler açıdan riskiniz olacak. Kötü bir şey belki ama hastalanacaksınız, vasküler probleminiz olacak. Türkçesi şu an için obezken sağlıklı verilerinizin olması sizi korumuyor. Hı hı. Hatta daha kötü sizi kandırıyor. Ya bak bu kadar kiloluyum ama hiçbir şeyim yok diyorsunuz. Ne kadar rahat. İnanmayın. Doğru değil. Uzun vadede probleminiz olacak. Lütfen obez olmayın. Veya yaptırdığınız değerlerin normal çıkması sizi rahatlatmasın. Efendim daha kötü sinsi katil bu. Buna çok dikkat edelim. Üstelik aklımıza gelmeyen pek çok hastalık grubu için de sadece çok büyük kalp bir değil. Risk. Sadece kalp değil. Bunun beyin hastalıkları var. Bakın vasküler problem diyoruz. Kan damarlarının olduğu her yer bunu ilgilendiriyor. Sizin bir yerde bir kolesterol probleminiz varsa hani kalp en önemli, en çok öldüren falan diyor. Hayır. Böbreğinizde de aynı problemi yol açabilir. Beyninizde de, gözünüzde de, her yerinizde bu problemi yol açabilir. Dolayısıyla lütfen kilonuza dikkat edin. Bir şey daha var. Kilonuza dikkat edin derken bunu hemen toparlıyoruz. Evet, bitiriyoruz. Bel çevremize de dikkat ediyoruz. Bel çevremize de dikkat evet, ediyoruz. Özellikle kim konuşacaksa canlı yayında o da dikkat etsin efendim. Herkes. Herkes dikkat etsin. Peki herkes kendine dikkat etsin. Canlı yayın için Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bağlanıyoruz şimdi ve bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olacağız. Omega 3 kullanımı kalp açısından